önce 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda gençlerimizle buluştuk. Muhabbetin ve kardeşliğin hakim olduğu muhteşem bir atmosferde yüreği, ülkesi ve milleti için çarpan gençlerimizle bir araya geldik. Vatanına, milletine, davasına, inanç değerlerine bağlı Türkiye'nin aydınlık yarınlarının güvencesi olan tüm gençlerimizle iftihar ediyoruz. Rabbim bizlere böylesi gençlerin eksikliğini yaşatmasın diyorum. Şimdi de siz Gölçüklü kardeşlerimizle beraberiz. Öncelikle bundan 25 sene evvel 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Merkez üssü Gölcük olan depremin üzerinden 25 yıl geçse de acısı halen tazedir. 6 Şubat asrın felaketiyle gördük ki depreme hazırlık Türkiye için bir beka meselesidir. Hükümet olarak bunun gereğini yerine getiriyoruz. Milletimizin bir daha benzer acılar yaşamaması adına devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Rabbim bizleri her türlü afetten muhafaza eylesin. Kardeşlerim, ben de sizin yanınızdayım. Bu vesileyle sizlere ve Kocaeli halkına şükran borcumu ödemek istiyorum. Kocaeli'ye 31 Mart seçimlerinden 2 gün evvel gelmiş son mitinglerimizden birini burada sizlerle yapmıştık. Kocaeli'nden tercihini gerçek belediyecilikten, eser ve hizmet siyasetinden yana kullanmasını istemiştik. Kocaeli'li ve Gölcüklü kardeşlerim yine bizi mahcup etmedi. Durmak yok, yola devam diyen tüm Kocaeli'li ve Gölcüklü vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugüne kadar dualarınızla, desteğinizle daima yanımızda oldunuz. Biz de Kocaeli ve Gölcük için aşkla koştuk, büyük bir tutkuyla çalıştık. Kocaeli'yi geliştirmek, büyütmek, kalkındırmak için kamu yatırımları, belediye yatırımları, özel sektör yatırımlarıyla her türlü desteği veriyoruz. Kamu olarak Kocaeli'ne yaptığımız yatırımların güncel tutarı 350 milyar lirayı buluyor. Sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yatırımlarının toplam değeri 78 milyar lirayı aşıyor. Altyapıdan üst yapıya, kentsel dönüşümden sosyal konut projelerine kadar çok farklı alanlarda 24 milyar liralık projelerimiz devam ediyor. Ulaştırmada eş zamanlı olarak pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Kocaeli Kuzey Hızlı Raylı Sistemi hattının birinci aşamasının ihalesini Haziran ayında yaptık. Proje bedeli 75,5 milyar lira olan 28,5 kilometre uzunluğundaki bu hattın tamamlanmasıyla günlük 300 bin yolcu taşınacak. İnşallah bu önemli projeyi 2028 yılında hizmete vereceğiz. Gebze, Darıca, sahil, metro hattımızda da çalışmalar hızla ilerliyor. Bu hattı da 2025 sonunda hizmete açmayı planlıyoruz. Kocaeli'ni raylı sistemlerde de farklı bir lige yükseltiyoruz. Kardeşlerim, Türk ekonomisinin lokomotif şehri Kocaeli'ne ne yapsak az.
Bugün de Kocaeli'ne elimiz boş gelmedi. Çevre ve şehircilik, sağlık ile yerel yönetimler başta olmak üzere birçok alanda toplam 149 kalem projeyi bugün resmen hizmete veriyoruz. Şehircilikte toplam 3 milyar 562 milyon lira değerinde 1528 konut ile toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçemizi bugün açıyoruz. 218 bin 650 metrekare büyüklüğündeki Dil Ovası Millet Bahçesi'nin 393 bin 790 metrekarelik Gebze Kışlası Sultan Orhan Millet Bahçesi'nin 55 bin 413 metrekare büyüklüğe sahip Gölcük Millet Bahçesi'nin sizlere ve tüm Kocaeli halkına hayırlı olmasını diliyorum. Birileri çevrenin sadece lafını ederken biz gerçek çevrecilik nasıl olurmuş eserlerimizde gösteriyoruz. Kocaeli'mizi daha yaşanabilir, daha modern bir şehir haline getiriyoruz. Bu amaçla İzmit Körfezi'ni temizliyor, eski güzellikleriyle buluşturuyoruz. İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği projesiyle mavi suları tekrar eski berraklığına kavuşturuyoruz. Avrupa'nın en büyük çevre projesini burada yürütüyoruz. Kamyonlarımız vızır vızır çamur taşıyor. Projemizin 1,2 milyar liralık ilk etabını tamamladık. Tüm projenin toplam maliyeti ise 2 milyar 504 milyon lira. Projeyi tamamladığımızda denizimizdeki 720 hektar alanı 33 milyon metreküp dip çamurundan kurtaracağız. Haliç'i temizlediğimiz gibi inşallah İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız. Yani şu anda İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik İzmit'te olmayacak. Çevre Bakanlığımızla birlikte projeyi yürüten Büyükşehir Belediye'mize, Sayın Başkan ve ekibine kolaylıklar diliyorum. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Gezi olaylarında 3-5 tane ağacın yeri değişti diye bir ay boyunca sokakları yakıp yıkanların durumunu sizler zaten görüyorsunuz. Gözlerinin önünde İstanbul Boğazı'nda yaşanan çevre talanına gıklarını dahi çıkarmıyorlar. Ülkemizin en nadide çevre hazinelerinin gasp edilmesi karşısında bırakın protesto eylemleri düzenlemeyi, tek bir cümle bile kuramıyorlar. Şu anda bakın ekranda dip çamurlarının nasıl temizlendiğini burada görüyoruz. Dikkat edin. Çevre diyerek ders vermeye kalkanların hiçbiri ortada yok. Ağaç bahanesiyle milli iradeye parmak sallayanların hiçbiri ortada yok. Taksim Meydanı'na kamp kuran medya kuruluşları ortada yok. Mangalda kül bırakmayan çevre istismarcılarının hiçbiri ortada yok. Ya kafalarını kuma gömdüler ya da havaya bakıp ıslık çalıyorlar. İzmir Körfezi'ndeki işler acısı durumu söylemeye gerek dahi duymuyorum. Tam anlamıyla bir boş vermişlik söz konusu. Talana
ve çevre felaketine yol veren yöneticiler görevlerini yapmadıkları gibi beceriksizlik, ihmalkarlık adeta paçalarından akıyor. Sorunlara çözüm üretmek yerine suni tartışmalarla skandalların üstünü örtmeye çalışıyorlar. Ne diyelim? Allah millete sabır, bunlara da mahcubiyet hissedecek kadar mesuliyet duygusu versin. Kardeşlerim, bugün sağlık alanında da çok önemli yatırımları Gölcük'e ve şehrimize kazandırıyoruz. Şehir hastanesi standartlarında inşa ettiğimiz Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yeni binasının siz kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Evet, Kanuni ne diyor? Halk içinde muteber bir nesne yok. Devlet gibi olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi. İşte biz şu anda bu hastanemizi olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi diyerek halkımızın emrine bugün sunuyoruz. 49.728 metrekare arsa alanı, 51.031 metrekare kapalı alanı, 39 yoğun bakım, 32 acil servis, 26 hemodiyaliz olmak üzere toplam 300 yatak sayısıyla sizlerin hizmetinizde. 64 poliklinik odası, 9 ameliyathane odasıyla son derece modern bir sağlık tesisini sizlerin ifadesine sunuyoruz. Ayrıca İzmit'te 50 yataklı amatem ile 30 yataklı çematemi de resmen devreye alıyoruz. Gebze İlyas Bey, Darıca, Gölcük ve İzmit Gündoğdu'daki sağlık ve aile sağlığı merkezlerinin resmen açılışlarını da bugün gerçekleştiriyoruz. Bu sağlık yatırımlarının Kocaeli'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum. Dünyadaki en büyük zenginliği sağlık gören bir kültürün temsilcileriyiz. Ve bunu hiçbir zaman bir kenara koymayacağız. Ve 22 yıl içerisinde Türkiye'nin dört bir yanında devlet hastaneleriyle hastanelerimizde hep emrinizde olduk. Emrinizde olmaya da devam edeceğiz. Hatırlayınız, Kocaeli Şehir Hastanesi'ni hizmete açtığımızda ne diyorlardı? Yok canım. Ya açtık işte. Şu anda hizmette. Şimdi de Necati Çelik Hastanesi'ni açıyoruz. Ve artık buradan Kocaeli'ye gitmeye de gerek kalmayacak. Bütün ihtiyacınızı burada gidereceksiniz. Çok önemli yatırımlara sağlıkta hizmet at. Sağlık alanında Kocaeli'ne toplam 18 milyar tutarında yatırım yaptık. 1220 yataklı Kocaeli Şehir Hastanesi başta olmak üzere toplam 3281 yatak kapasiteli 95 sağlık tesisini siz kardeşlerimizin emrine verdi. Şehrimiz için yapım, ihale, proje ve arsa aşamasında 28 sağlık tesisimiz daha var. İnşallah onları da tamamladıkça peyderpey açacağız. Bu yatırımların birilerini rahatsız ettiğinin elbette farkındayız. Hatırlayınız, Kocaeli Şehir Hastanemizi açtığımızda devlet hastanesiyle Seka ve Derince hastanelerinin tamamen kapanacağını iddia ettiler. Ama bu hastanelerimizde ana hizmetler devam ettiği gibi şehir merkezine yüzü acil durum olmak üzere 600 yatak daha ilave ediyoruz.
ülke menfaatine olan her işe bir kulp takan müzmin muhalifleri milletimize havale ediyoruz. Bunların kararını ben size havale ediyorum. Kardeşlerim, her zaman söylüyorum. Bu millete hizmetkar olmak bir nasip meselesidir. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Böyle de devam edeceğiz. Eserlerimizde kalpleri fethetmenin yolundayız. Bugün de hizmet dışında bir amacımız yok. Hesapçı değiliz. Başkaları gibi kafamızda 40 tilki dolaştırmıyoruz. Sadece milletin teveccühüne mazhar olmaya çalışıyoruz. Bakınız, bundan 16 ay önce siyasi tarihimizin en çekişmeli seçimlerinden birini gerçekleştirdik. 14-28 Mayıs seçimlerinde vatandaşlarımız bize 5 sene daha kendisine hizmet görevi verdi. CHP'nin devrik genel başkanını yanındaki ve yöresindekilerle beraber tekmili birden sandıkta ne yaptık? Hezimete uğrattık. Sadece sonra birbirine düştükleri yardımcılarını değil, okyanus ve sınır ötesindeki destekçilerini de milletimizin desteğiyle tuş ettik. %52 oy oranıyla 5 yıl boyunca Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu üstlendik. Bunun 16 ayını hamdolsun alnımızın akıyla geride bıraktık. Efendim, ne diyorsun? Ben de seni seviyorum. Şimdi kalan süremizi inşallah en güzel şekilde değerlendireceğiz. Ama bugün mutluyum. Neden? Rahmetli Necati Çelik kardeşimizin adını verdiğimiz bu muhteşem eseri sizlerin emrine veriyoruz. Bundan dolayı mutluyum. Bundan dolayı sevinçliyim. Zira bir taraftan şehir hastanesi, bir taraftan Gölçük, Necati Çelik Devlet Hastanesi bundan böyle sizlerin emrinde. Laf üstüne laf koymak yerine biz taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Bizim aklımız ülkesi ve milletiyle beraber olmak ve sürekli olarak da bu hizmetleri devam ettirmek.